Biraz önce arkadaşlar gösterdiler. Dördüncü maçta Galatasaray'la yaptığımız basketbol maçında 18 defa bip yapılan şekilde küfür edilmiştir. Bu küfürlerin camiamıza, şahıslarımıza veya sporcularımıza yapılması endişe vericidir. Ve şike şike bağırılan yerlerde hiçbir anons yapılmamış, bizim sahamızda ise Engin Ataman doping yap kelimesiyle ilk anons hemen maçın başında 5. dakikada yapılarak hem seyirci hem de sporcuların oynama gücünü azaltma şeklinde bir çalışma yapılmıştır. Bizim isteğimiz, bize ne uygulanıyorsa diğer takımlara da, takım oyuncularına da, seyircilerine de, yöneticilere aynı şeyin uygulanmasını bekliyoruz. Kimden? Türkiye Federasyonu, Basket Federasyonu Başkanlığı'ndan ve yönetiminden. Engin Ataman, Sayın Engin Ataman milli takım antrenörü oldu artık. Galatasaray'ın antrenörü değil. Bütün sporcuları kucaklaması lazım. Çünkü rakibi Galatasaray'ın antrenörü olmasına rağmen karşısında oynadığı takımda Fenerbahçeli, yarın onu da çalışacak sporcular var. Bu sporcuların yüzüne nasıl bakacak? Nasıl onları milli takıma çağıracak? Ve biz Fenerbahçe olarak bunları milli takıma göndermiyoruz dersek ne yapacaklar? O zaman ne olacak Türkiye Futbol Basketbol Federasyonu durumu? Yani aklı başında olması gereken, daha itidalli davranması gereken bir antrenör olması lazımken Engin Ataman maalesef maçtaki hadiselerin bir noktasında yer almıştır. Ve almaya da devam ediyor yaptığı açıklamalarla. Birazdan göreceğiz yine. Şimdi bunun dışında hakemlerin durumu. Türkiye'de basketbol hakemleri miladını doldurmuştur artık. Yeni genç hakemlerin basketbolun içine girmesi gerekir. Basın hiç şunu yazmadı. Ben isterdim ki yenmek yenilmek önemli değil. Şampiyon olabiliriz, olmayabiliriz de. Ama biz şampiyon olacağız. Onu bilin yani. Biz bu takıma güveniyoruz, hocamıza güveniyoruz. Biz Fenerbahçe ülke olarak bu sene şampiyon olacağız. Bunu önleyemezler. Bu toplantının amacı da bu değil. Çünkü biz gereğini yapacağız, gerektiği şekilde. 18 defa küfür etmişlerdir şahsımıza, kulübümüze ve başka şekilde. Şike var diye bağırmışlardır. Evet, şike var diye bana bağırıyorsunuz. Bize bağır, benim şahsımda camiime bağırıyorsunuz ama Türkiye'yi şikeye sokan da, Türkiye'yi şikeye sokan da Galatasaray kulübüdür. Bunu unutmasınlar. Geçmişte 8-0'lar, 6-0'lar bunların hepsini Galatasaray kulübü getirdi. Hem yurt içinde hem de yurt dışında. Yurt dışındaki bazı maçlara ve oralara neler götürdüklerini, neler çantalarla gittiğini de Ahmet Çakar söylüyor, ben söylemiyorum. Bunun dışında Beşiktaş maçıyla ilgili, Beşiktaş maçıyla ilgili basketbolda geçmişte sizler yazdınız, sizin yalancınız mı ben? Onu da araştırırsınız, yanlış yazdıysanız düzeltirsiniz. Beşiktaş'ın yabancı oyuncusunu ayarttıklarını ve gönderdiklerini, ondan sonra da Beşiktaş'ı yendiklerini sizler yazdınız. Ben bilmiyordum, sizlerden öğrendim. Bunları da gündeme getirin. Yani şunu söylüyorum, Fenerbahçe bu şike davasından inşallah sonunda aklanacaktır. Her gün yeni bir belge çıkıyor. Yeni bir araştırma çıkıyor. Ve bunlar gerçekten örtünmeyeceğini hepimiz biliyoruz. Zamanın böyle bir şeyi de vardır. İnsanlara göstergesi de vardır. Bunun yanında da yine tekrar ediyorum, bize şikeyi öğretenler, bu Türkiye'ye şike belasını sokanlar şike diye bize bağıramazlar. Biraz utanmaları lazım.